Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo New York'ta karşınızdayız değerli izleyenler. Konuğumuz ekonomist Fatih Anıl. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi Amerika'dan bir dizi makroekonomik veri aldık ve yarın da özellikle almaya devam edeceğiz. Bugün ticaret açığı verisini karşıladık. Mayıs ayında 84.7 milyar dolarlık beklentileri aştı ve 85.55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Nasıl yorumlamak gerekir bu verileri? Ne dersiniz? Yarın da tarım dışı istihdam gelecek. Ya beklenti, bana göre beklenti kadar bir şey olmuş, açık çıkmış. Fakat burada şeye dikkat etmek lazım. Farkındaysanız Ayka Hanım, Amerikan doları o kadar değerlendi ki artık bir paranın, biliyorsunuz Trump zamanında tam ters politika izleniyordu. Doları değersizleştirmeye çalışıyordu ki ithalatı sınırlamak için. Fakat Biden'ın pek buraya takıldığı yok. Değerli dolarla yürüyorlar, yollarına devam ediyorlar ve değerli dolardan ötürü de ithalatları artıyor. Bu çok doğal. Dış ticaret açığının da bu kadar yüksek çıkması bence beklentiler dahilinde de gelmiş. Kayda değer bir sapma da yok. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi, hani hep diyoruz ya, belki birazdan konuşacağız, işte resesyondu vesaireydi. Teknik olarak resesyona girse de gerçek anlamda artık ben ekonomi literatüründe bir takım değişiklikler olması gerektiğini düşünüyorum. Artık krizler eskiden gördüğümüz gibi üniversitelerde okuttuğumuzdan farklı yeni nesil krizler yaşayacağız. Yeni nesil resesyon olacak bu da artık. Ben öyle görüyorum olayı. Çünkü işsizliğe bakıyorsunuz, işsizlik sıkıntılı değil. Dolayısıyla bir resesyon beklentisi var. Hiç beklemiyorduk. İlk çeyrekte bir daralma oldu ekonomide. İkinci çeyrekte de daralma gelirse sürpriz olmaz. Fakat bu artık alışa gelen resesyonlardan, alışılagelmiş olan krizlerden farklı bir durumla karşıyayız. Dış ticaret açığının da bu kadar gelmesi son derece normal. Çünkü ciddi biçimde değerli bir dolar. Bakın 20 yıldır neredeyse ilk defa birebire geldi. Birebire yaklaştı euro-dolar paritesi. Dolayısıyla dolar alışılagelmişin dışında değer kazandı. Özellikle son 20 yıla baktığımız zaman harika. Evet, peki bu alışılagelmemiş krizlere, alışılagelmiş enstrümanlarla ne kadar cevap verilebilir? Şimdi bakın, ben şöyle düşünüyorum, şeyde bir defa geç kalındığını düşünüyorum. Faiz arttırımında hem FED tarafında hem Avrupa Birliği tarafında geç kalındığını düşünüyorum. Şu anda masada olan önümüzdeki toplantıda, ilk toplantıda FED tarafında 50 veya 75 bas puan bir artış olacak ki ben 75 diyen taraftayım. Yani ciddi, çünkü bakın orada da çok ciddi biçimde eksi reel faiz var. 8'in üstünde bir enflasyon konuşuyoruz, 9'a yakın bir enflasyon konuşuyoruz. Faizler şu anda 1.50-1.75'lerde bir faiz var. Dolayısıyla gidecek daha yol var. Parasal araçları Fed'in çok ciddi biçimde kullanması gerektiğini ve kullanacağına da inanıyorum. Başka yolu yok bunun. Ha, alışılagelmiş, alışılagelmemiş bir krizin mevcut araçlarla nasıl çözümleneceği, yeni araçlar da çıkaracaklarını düşünüyorum. Farklı politikalar izleyebileceklerini düşünüyorum. Bu enflasyonu ve resesyona girmeden sürdürülebilirliği sağlamaları açısından. Evet, ben 75 bas puanlık faiz artırımı bekleyen taraftayım dediniz. Yine şunu da merak ediyorum. Bu toplantıda da 75 bas puanlık bir faiz artırımı geldiği takdirde sonraki toplantılarda bir 50 bas puanlık ya da 25 bas puanlık faiz artırımların ne kadar yeterli olacak? Çünkü bu zaten beklenti yönetimi meselesi ya, bu konuda ne düşünürsünüz? Şimdi şöyle, enflasyona bakarsanız bir defa artış oranı kafayı aşağı çevirdi. Yani aşağı döndü Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Dolayısıyla şu anda yapacakları 75, sonra birkaç kere 50-50 gittikleri takdirde ben yeterli olacağını düşünüyorum. Fakat burada şöyle bir şey var Harika Hanım. Yani beklentilerin ötesinde bir korona hikayesi tekrar başladı. Bakın, emtia fiyatlarını zaten konuşacağız. Emtia fiyatlarında gerileme var. Genel olarak dünyada bir frene basma hareketi var. Bu emtia fiyatlarından da zaten bunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında da bir yüzün altını bir denedi ama tekrar bir yukarı çıktı. Yüzün altını görebiliriz petrol fiyatlarında da. Zaten bu şöyledir. Önce çok ciddi bir canlanma gördük. Genel anlamda bir canlanma gördük. Her ne kadar beklentilerin dışında, şahsen benim beklentimin dışındaydı ilk çeyrekte Amerika Birleşik Devletleri'nin küçülmesi. Fakat bir canlanma gördük. O canlanmadan sonra bir yavaşlama olabilir. Fakat bu yavaşlamanın ben kalıcı olmayacağını düşünüyorum.
Peki tutanaklardan bahsetmişken tutanakları nasıl yorumladınız? Burada özellikle ön plana çıkardığınız bir konu başlığı ya da buraya dikkat edilmesi gerekir tutanaklarda önemli nokta dediğiniz bir yer var mıydı? Çünkü bu tutanakların ardından Fed'in kredibilitesi de sorgulanmaya başlandı. Şimdi bir defa şu bir gerçek. Fed geç kaldı. Yani faiz arttırımına geç başladı. Ben öyle düşünüyorum. Enflasyonda bir süre daha enflasyon yaşayacağız. Bakın global anlamda bir enflasyon yaşıyoruz zaten. Dikkat ederseniz birkaç ülke hariç, bir tanesi de biziz bunda maalesef biziz. Çin ve Rusya haricinde herkes faiz arttırımına gidiyor. Yani parasal politikaları uygulamaya başladılar. Ve Fed şunu gördü. Bu enflasyon önce bundan 6 ay öncesine kadar deniyorduk ki işte çok geçici bu. İşte bunu rahatlıkla şey yapacağız, bu beklenti. Fakat şu anda görüldü ki bu iş o kadar kolaylıkla savrulamayacak bir enflasyon. Yani bir süre daha umalım ki, şimdi ben demin söyledim aşağıya çevirdi, artış hızı aşağı dönmekle birlikte bu çift taneye gider mi? O çok kötü bir senaryo olur aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde çift taneye gitmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artışının beklentilerin ötesinde hızlanması bizim gibi borç çevirmesi gereken, çok ciddi borç çevirmesi gereken ülkelerde çevirme maliyetini ciddi biçimde yükseltecektir. Ve bu gelişen ülkelere zarar verecektir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde toparlanırken bunu global anlamda da çok dikkatli yönetmek durumunda. Çünkü gelişen ülkelere hızlı faiz arttırımı ciddi zarar verecektir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gelişmekte olan ülkeler perspektifinden bakınca tabii işin içine ülkemiz de giriyor. Dolayısıyla güncel durumu değerlendirerek ne dersiniz? Hem Avrupa Merkez Bankası cephesinden hem Fed cephesinden, dünyanın en büyük merkez bankalarından sıkılaştırmanın gitgide daha sert bir patikaya evrildiğini görüyoruz. Evet, belki emtia fiyatlarındaki hafif dengelenmeyle birlikte, gıda maliyetlerindeki düşüşle birlikte biraz daha politikalar yumuşayabilir ama şu an güncel duruma baktığımızda en azından sert bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yurt içinde tabii bir nebze daha farklı politikalar güdülüyor ama bu tablo, Fed'in sıkılaşma tablosu gelişmekte olan ülkeler açısından ne ifade ediyor? Şimdi şöyle, gelişmekte olan ülkeler tabii ki bir borç olayıyla uğraşmak durumundalar. Borç bulma, para bulma sorun olmayacağını düşünüyorum fakat çevirmede yüksek maliyetle çevrilecek. Ha, dönüp bize bakarsak, artık ben her programda bunu söylüyorum zaten. Bizde ne pratikte ne teoride konuşacak çok şey yok. Biz biliyorsunuz farklı bir politika izliyoruz. Biz para politikasının bir aracını kullanmıyoruz. Onu gündem dışı bıraktık şu ana kadar. Fakat gerçek anlamda bakarsanız maalesef şimdi Türkiye'nin tabii ki para bulma sorunu olmayacak. Ama borcu yüksek maliyetle çevirme sıkıntısı olacak. Maalesef yüksek maliyetle çevireceğiz. Bakın bundan yaklaşık 2 ay önce devletimiz 8.70 ile borçlandı. Maalesef İstanbul Belediyesi 10.60'da hatırladığım kadarıyla borçlandı. Ve burada tabii ki CDS'e odaklanılması gerekiyor. CDS yüzünden biz bu yüksek maliyetlere katlanıyoruz. Ha, bizim gibi diğer gelişen ülkeleri de etkileyecektir bu hızlı faiz artışına girmesi. Borçlanmanın maliyetini yükseltecek ve borçlanmanın maliyeti yükseldikçe bizim başka yerlerde sıkıntılar yaşamaya başlayacağız. Dolayısıyla baktığınız zaman bir yandan enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonu bir şekilde aşağı çekmemiz gerekiyor. Ama sorarsanız eğer enflasyona karşı ne yapıyoruz? Şu ana kadar ona bir şey söyleyemeyeceğim. Yani enflasyonla mücadele etmek için bakın burada her zaman söylüyoruz. İşte mazot fiyatları işte şuraya geldi. Geçen yıldan itibaren baktığınız zaman mazot fiyatları şu kadar arttı. Hani hep şunu öneriyorum. Kirada yapıldığı gibi işte dendi işte %25'in üstüne artış olmasın. O zaman çıksınlar madem diyorlar ki heterodoks politikalar uyguluyoruz. Diyebilir ki mazot fiyatları da maksimum 15 lira olabilecek. Bu enflasyonla mücadele olabilir. Bu müdahaledir ama enflasyonla mücadeleye bir adımdır bu. Bunları yapmamız lazım. Şimdi işte ücret artışı yaptık, asgari ücreti arttırdık. Fakat biz enflasyonla mücadele etmedikçe bu bir pansumandır. Yani 3 ay sonra harika yine aynı şeyleri konuşacağız biz. Dolayısıyla bizim enflasyonu aşağı çekecek bir takım tedbirler almamız lazım. Maliyetleri aşağı çekecek bir takım tedbirler almamız lazım. Şimdi biraz evvel sizin kanalda izliyorum. Bir tane ihracatçımız konuşuyor. Değerli bir üstad konuşuyor. Diyor ki efendim rekabet gücümüzü kaybettik. Ya bakın ısrarla söylüyorum ihracatçılara. Sadece işçiliğin arkasına sığınarak rekabet gücü kazanmayın. Birazcık katma değer üretmeye gayret edin. Yani Çin modeli diye bir şey çıkarıldı ortaya. Bırakın ya biz Çin olmamalıyız. Biz Güney Kore, biz Tayvan olmalıyız. Neden biz bir çip fabrikası yapmıyoruz?
Neden biz katma değerli ürünler üretmiyoruz? Neden biz işçiliğin arkasına sığınarak? Çünkü baktığınız zaman işte ihracatçılarımız ne yapıyor? Enerji ithal, ham madde ithal. Bunların maliyetleri yüksek. Bunları biz burada çoğunlukla montajla ihracatımız yürüyor bizim. Birçok şeyi dışarıdan alıyoruz. Neye kalıyor dışarı? Efendim biz işçilik ihraç ediyoruz. Bizim bundan marka ekonomisine, Güney Kore'nin yaptığı gibi marka ekonomisine geçmemiz lazım. Yani bizim daha katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Ha şimdi biz ithalata baktığınız zaman Harika Hanım, işte aramalı, yardımcı malzeme vesaire ithal ediyoruz. Şimdi biz bunları içeride üretme yolunda teşvikler verirsek, bir de en büyük sıkıntımız şudur bizim, enerjidir. Evet. Bakın biz enerji sorununu çözmeden Harika Hanım hiçbir şeyi çözemeyiz. Şurası demin yine sizin kanaldaydı. Bizim bizdeki güneş enerjisi Almanya'nın %40 üstünde. Şimdi baktığınız zaman geçen sene Almanya'da güneşten elde edilen elektrik enerjisi İstanbul'un tüketiminden fazla. Dolayısıyla elektrikte, solarda değil, güneşten elde edilecek enerjide çok fazla gideceğimiz yol var. Evet, rüzgarda özellikle adımlar atıldı son 5 yılda. Solar tarafında, güneş enerji tarafında atıldı. Ama bunların hızlanması lazım. Biz hani deniyor ya efendim cari açıktı şuydu buydu. Ya enerji hariç biz zaten kayda değer bir cari açık vermiyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Biz enerji sorununu çözdüğümüz zaman birçok şeyi çözeceğiz. Burada ben çıktığım birçok kanalda şunu söylüyorum. Herhalde birisi rastlar artık. Diyorum ki verilecek, devlet tarafından verilecek her ruhsatta, her kredide, her teşvikte ne kadarını enerjinin kendi kendin üreteceksin. Bu şart konmalı. Ve bu hakikaten bir şart olarak sözleşmelere, ruhsatlara, kredi şartlarına konması lazım. Bakın Harika Hanım, en ucuz enerji üretildiği yerde tüketilen enerjidir. Bizim enerji sorununu çözdükten sonra zaten bölgesidir, ister montaj diyelim, ister şu diyelim, bu diyelim. Sanayimiz hakiki ciddi biçimde çok kuvvetli bir sanayi altyapımız var. Biz bir takım ürünleri de ki devletimiz bunlara teşvik vereceğini düşünüyorum, içeride üretmeye başlarsak, aramalı, yardımcı mal gibi bir takım ürünleri, sanayide bizim katma değerimiz ciddi biçimde artacaktır. Bizim bunlara yönelmemiz lazım. Bakın Türkiye birçok altyapısını yaptı. Havaalanları yapıldı, yollar, köprüler vesaire çok güzel işler yapıldı. Bundan sonra yapılması gereken artık sanayiye, ithal ikamesi sanayiye bir takım ürünleri burada üretmek yönünde teşvikler verilmesi şeklinde ve üretim ekonomisiyle birlikte marka ekonomisinin yürütülerek, yani biz Çin modeli değil de daha çok Güney Kore ve Tayvan gibi bu ülkelerin modellerine baksak ben daha sağlıklı neticeler alacağımızı düşünüyorum. Özellikle önümüzde belki soracaksınız cari açık, enflasyon, kur artışı vesaire. Bununla ilgili çok iyi değerlendirmemiz gereken 2 ayımız var. Temmuz, Ağustos. Biz bu 2 ayı çok iyi yönetirsek bu dünyadaki bu enflasyon, global anlamdaki enflasyon, işte resesyon korkuları vesaire bunların bir arada yürümesi, buralardan daha az zararla çıkarız. Evet. Ve borçlanma maliyetimizi, CDS'i de bir şekilde aşağı çekmeyi becerebilirsek ki şu anda baktığım kadarıyla 800'ün altındaydı. Uzun zaman sonra 800'ün altını gördük diye düşünüyorum. Buralarda daha da aşağı çekersek, bakın Türkiye'nin para bulma sorunu yok bugüne kadar. Ha ne sorunu var? Yüksek maliyetle çevirme sorunu var. Şimdi demin sorduğunuz soruya geliyorum. Eğer Amerika Birleşik Devletleri tarafı, FED tarafı böyle hızlı faiz arttırmaya giderse bizim gibi ülkelerin borçlanma maliyetleri artacaktır. Bizim bunu toparlamamız lazım bir şekilde. CDS'i aşağı çekerek borçlanma maliyetlerimizi aşağı çekmemiz lazım. O da tabii yapısal reformlar vesaire. Ayrı bir program konusu belki. Biraz uzun konuştum ama bilmiyorum şey var mı soru? Estağfurullah. Zaten sormak istediğim birçok sorunun da yanıtını verdiğiniz için ben de kesmek istemedim arada ama CDS'de bırakmışken CDS'den devam etmek isterim. Geçtiğimiz hafta özellikle 830 civarında dalgalanan bir risk primimiz vardı. Tabii bu da doğrudan dışarıdan finansman sağlamanın maliyetini etkilediği için yakından takip ettiğimiz önemli göstergelerden bir tanesi. Bu seviyelerde devam ederse bunun bize dönüşü ne olabilir Fatih Bey? Yani bu seviyeler sürdürülebilir seviyeler mi? Maalesef bakın sürdürülebilir seviyeler değil. Bizim bir şekilde ben hep şunu söylüyorum, bakın yüksek kur sebep, enflasyon sonuçtur. Bir defa bizim bunu hakikaten iyi öğrenmemiz lazım. Yüksek kur, tekrar söylüyorum, yüksek kur sebep, enflasyon sonuçtur. Bizim bir defa kuru yönetmemiz lazım. Şimdi bakın Türkiye'nin Harika Hanım 7 milyar TL tasarrufu var. Şimdi burada çok ilginç bir rakam söyleyeceğim. Bu tasarrufun 7 milyarın
1 milyarı kur korumalı mevduatta, 4 milyarı dövizde, bakın dikkat edin, 4 milyarı dövizde. Ne yaptı? Toplam 5 milyar. Geriye ne kaldı? 2 milyar TL de inanılır gibi değil TL mevduatta. Yani 19'da 20 ile gidiyor. Şimdi bizim bu zaten biz bir takım politikalarla ekonomiyi dolarize etmiş vaziyetteyiz. Yani kur korumalı artışa baktığınız zaman TL karşılığı 5 milyara denk gelen mevduat zaten şu anda dolara bağımlı olarak. Bizim burada özellikle hani diyorsunuz ya CDS'te ne yapmamız lazım? Evet, 800'ün üstündeki bir CDS hakikaten bizim hem bütçe anlamında her anlamda zorluyor. Bizim bunu aşağı çekecek bir takım yapılar, reformlarda sürdürülebilirlik açısından adım atmamız lazım. Buralarda çalışmamız lazım. Ben bunu bir senedir söylüyorum. Diyorum ki biz bunu aşağı çektiğimiz takdirde, ha o da nedir tabii aşağı çekmek? Bir güven. Şimdi dışarıdan biri baktığı zaman ne görüyor? Efendim bu insanların işte dolar karşılığı söylüyorum, 230 milyar dolar karşılığı sanıyorum. Bir döviz tevdiat hesabı var. Bizim bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Dışarıdan bakan biri diyor ki ya bu insanlar neden, vatandaş neden gidip dolara yatırıyor? E burada neye dayanıyor? Güven. İşte biz ekonomide güveni, liyakatı vesaire tesis ettiğimiz zaman bu para çözülmeye başlayacaktır. Aslında çıkış yolu o. Şöyle bir şey düşünün Aykan. Biz bu paranın %10'unu çözsek yaklaşık 23 milyar yapar. %20'si çözülsek 40-45 milyar dolar bir para yapar. İnanın bu sığ piyasada bu dövizi daha da aşağı çeker veya dövizin artışını birkaç ay için frenler. Fakat biz bunu yaparken öbür taraftan demin konuşan ihracatçı üstadımız gibi diyecek ki efendim rekabet gücümüzü kaybediyoruz. İşte şu anda hakikaten baktığınız zaman işte deniyor ki ilk 6 ayda enflasyonundaki artışın altında kaldı, dövizdeki artış deniyor. Fakat ben de şu cevabı veriyorum, diyorum ki geçen seneye bakın, biz geçen sene bugünlerde ben bu programları yine sizin kanalınızda yaparken kur 8'lerde geziyor ve diyorduk ki 8'ler rekabetçi kur diyorduk. Ha şu anda geldiğimiz noktada ne yaptık da buraya geldik, onun detayına girmek istemiyorum. İşte 17'lerdeki bir kuru konuşuyoruz. İhracatçı hala çıkıyor diyor ki efendim rekabet gücümü kaybettim diyor. E sen geçen seneden bugüne ne yaptın? Bu %100'ün üstünde artmış. Sen biraz yeniden yapılan, biraz katma değer üretmeye çalış, biraz marka üretmeye çalış. Yani ben şunu demek istiyorum. Biz Avrupa'nın atölyesi olmayalım. Biz Avrupa'ya katma değer satmaya çalışalım. Sadece işçilik satmayalım. İhracatçımız da hani birilerini eleştirirken bir de dönüp kendimize bakmamız lazım. Neler yapmamız lazım? Biz kendimizi nasıl geliştirmemiz lazım? Herkes kendi konusunda katma değer üretmeye gayret etmeli. Buradan bakmamız lazım. Ha, CDS'i toparlamak için ekonomide birkaç adım atılabilir. Önümüzde değerlendirmemiz gereken çok önemli iki ay var. Bakın burada enflasyonda bir yavaşlama görebiliriz şu önümüzdeki iki ayda. Çünkü işte gıda fiyatlarında bir gerileme olabilir, petrol fiyatlarında bir gerileme olabilir. Bunların hepsi bize zaman kazandıracak. Fakat bu zamanı bizim ekonomi yönetimimizin çok iyi değerlendirmesi, çok iyi kullanması lazım ki Eylül ve Ekim'den sonra sonbahara girerken global ekonomide şu anda nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İşte deniyor ki korona tekrar başladı, kapanmalar tekrar olacak vesaire vesaire. Dolayısıyla önümüzde çok iyi değerlendirmesi gereken iki ay var. Bunu çok iyi kullanmamız lazım her anlamda. Peki şu anda seçime giden bir süreçte olduğumuzu da bir elimizde alıp tutarsak bunun ne kadar mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Zira seçime giden süreçler her zaman hükümetlerin biraz daha popülist politikalar güttüğü, genişlemeci politikalar güttüğü süreçlerdir. Biz zaten hali hazırda mevcut politikalarımız çerçevesinde bu yönde giderken bir de önümüzdeki seçim gerçeğini bu tabloda nereye yerleştirelim? Şimdi Harika Hanım, bunun birlikte yönetilmesi lazım. Bakın doğrudur, seçim ekonomisi genişleme, parasal genişleme olacaktır. İşte gördük asgari ücrette olması gereken bence minimum artış oldu. Daha da fazla olabilirdi. Fakat buna bağımlı olarak, bakın buna bağımlı olarak enflasyonu aşağı çekici bir takım tedbirlerin alınması mutlaka gerekiyor. Burada nedir? İşte kurla ilgili bir takım hamleler yapılıyor ki BDDK'nın hamlesini gördük geçen hafta. O 3,5 milyar dolarlık bir çözülmeye neden oldu. Ha daha fazla olabilir miydi? Aslında bakın beklentiyi yaklaşık bundan bir ay önce çok yüksek tuttu ekonomi yönetimi. İşte bir süper bona konuşuldu. İşte enflasyon endeksi. Ve insanlar bunu beklemeye başladı. Bunu bekleyince o gelenlerle tatmin olmadı piyasalar. Ha şimdi Temmuz, Ağustos'u böyle geçirip diyorum ki Eylül'de böyle çok ciddi bir adım atılabilir. İşte bir özel bir bona çıkabilir, özel bir ürün çıkabilir, enflasyon endeksli bir şey çıkabilir. Orada piyasada
başka şeyler oluyor. Şimdi bakın, ekonomi öyle bir şey ki birçok denklem var yönetilmesi gereken. Yani maksimum seviyeye ulaşması için mücadele edilmesi gereken birçok yer var. Bunların hepsini inanın o kadar da kolay değil aslında yönetmek. Ha biz ne yapıyoruz? Biz işte para politikasının bir aracını hariç tuttuğumuz için diğer yerlerden işi toparlamaya çalışıyoruz. Toparlamaya çalışırken başka yerlerden açık veriyoruz. Dolayısıyla bizim belki de eninde sonunda para politikasının bütün araçlarını kullanmaya başladı. Ki Merkez Bankası son raporunda gerekli görüldüğü halde para politikasının bütün araçları kullanılacak dedi. Ha bu ne zaman, nerede, nasıl kullanılacak göreceğiz onu. Dolayısıyla Temmuz-Ağustos'tan Eylül'e geçiş çok önemli bir süreç. Çok iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Ha, ücret artışı yaptık, daha da yüksekte yapabilirdik. Çalışanlarımız bunu hak ediyor. Çünkü piyasa sıkıntılı, insanlar sıkıntıda. İnsanları bakın, hani seçime giriyoruz, en büyük muhalefetin her zaman ekonomi olduğu söyleniyor. Bir şekilde bu ekonomi toparlanarak yönetim seçime girmek isteyecekti. Ama o da yine maliyetlere ne kadar yansıyacaktı? Yani bir işveren bazından da baktığımızda, şimdi tabii istihdam piyasasının dengesi açısından daha komplike baktığımızda. Şimdi bakın, işveren tarafından da bakıyorum konuya. Bakın, sanayici tarafından konuya baktığımız zaman ilk çeyrekte çok güzel karlar geldi. Banka tarafında rekor karlar geldi. İhracat tarafında, ihracatçı şirketlerde çok iyi karlar geldi. Karlılık var şirketlerde. Ha ne var? Öngörmekte zorlanıyor şirketlerimiz. İşte kur nereye gidecek? Yarın ne olacak? Ha bu asgari ücretten ötürü sıkıntı çeken tabii hizmet sektörü var. Onu da dikkate al. Her şey sadece sanayici değil. Ama sanayici çıkıp bence bu işi çok fazla dillendirmemesi lazım. Çünkü sanayi tarafında, özellikle ihracatçı sanayi tarafında karlılık var. Kalkıp burada ben sanayi tarafında şunu da görüyorum. Sağ olsunlar. Asgari ücretin üstüne zam yaptı birçok sanayi kuruluşu, ihracatçı kuruluşlar. Dolayısıyla çalışanların desteklenmesi lazım. Yani böyle bir ortamda en çok sıkıntı çeken emekçi vatandaşlar. Evet. Bunların desteklenmesi, ciddi biçimde desteklenmesi lazım. Bakın sokağa çıktığımız zaman hissediyoruz. Bir kaydi enflasyon var, bir de hissedilen enflasyon. Evet. Adım attığımız an işte başta petrol fiyatları olmak üzere hepimiz bunu hissediyoruz. Madem ki hükümetimiz ortodoks politikaların yerine heterodoks dedikleri bir politikayı uyguluyorlar, o zaman kiralarda yaptıkları gibi bir adım mazotta da atabilirler. Çünkü tarımı ilgilendiriyor direkt. Her şeyi ilgilendiriyor Harika Hanım mazotta gelen zam. Dolayısıyla orada bir takım adımlar atılarak hem sanayici desteklenmiş olur hem esnaf desteklenmiş olur. Peki böylece toparlamış olalım. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ekonomist Fatih Anıl bizimleydi. Teşekkürler. Stüdyo New York'u noktalıyoruz. Görüşmek üzere.